Oğlum in. Tamam, gel bakalım. Gel. Gel. Bizim istasyonumuz Çevreyolu kenarında bir istasyon. Bu köpeğimizi de 6 ay öncesinde bir tırın altından ezilmekten kurtardık. Şimdi gayet mutlu. İstasyonumuzun bekçiliğini yapıyor biz yokken. Vaka dönüşü yol kenarında küçük yavru bir köpek gördük. İşte yoldan yol kenarına doğru geçmeye çalışıyordu. Yaralı olduğunu anladık ve işte ambulanstaki tıbbi sarf malzemelerimizden yavru köpeğin tedavisini yapmaya çalıştık. Gerekli müdahalesini yaptık. Travmaya maruz kalmış küçük yavru. Muhtemelen araç çarpmış ve arka bacağında kırıklar mevcuttu. Açık yaraları falan vardı. Biz mesleğimizden dolayı bölgenin en ücra köşelerine vakalara gidiyoruz ve birçok boş arazide, yol kenarlarında hayvan ölümleriyle karşılaşıyoruz. Yavru hayvanlarla karşılaşıyoruz. Bunların bu şekilde bizim müdahale ederek yardımcı olmamız bir çözüm değil. Yol kenarındaki hayvanlara müdahale etme olanlarımız, imkanlarımız, yetkimiz de yok zaten. Daha profesyonel bir şekilde korunaklı barınaklarda sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak gerekiyor. Yani asıl kahramanlık yol kenarındaki hayvanlara müdahale etmek değil. Bence asıl kahramanlık onların o duruma düşmesini engellemeye çalışarak kimsesiz hayvanlara gerekli olanakları sağlamak olduğunu sence düşünüyorum. Ver abi flaske. Abi sen gitmeyecek misin? Eğri kaynar. Kaynamayacak daha ya, biz şey yapmayacağız. Bu daha yarın doktora gidecek. Ver bir tane daha. Al bakalım. Şuradan alayım. Al abi. Flaske ver. Atayım mı orada? At sen böyle at. Bunu bulabileceği boyayacağım. Su içtin mi? Şöyle beni alabilirsiniz sayın hocam. Bir kaşık yoğurt atayım mı içine? Hakan abi. Vallahi istersen atabilirim. Yok yemez. Ama şuraya şöyle. Bak, aynı şeyden gerçekten yapıyorum. O var ya. Kırık orada değil. Buyur buyurup tera. Buyurup bence şu kesin. Son tarafı. Şurada. Ama o plastik. Kaç ya. Tamam. Tosunum. Tamam Tosun. Gel bakalım. Hoppa. Artık onu yıkayacağım. Tamam. Tamam. Kesin kırık çocuk.